Galetta'ya başlıyorum. Haydi bakalım, şeftalili galetta tatlısı geliyor. Ben şeftali çok severim. Anneannemle ilgili hatırladığım tek anı odur gerçekten. Çok küçüktüm vefat ettiğinde ama. Ay canım, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şeftali kesek ağzına şeftaliyle gelirdi beni görmeye geldiğinde. Ondan mıdır bilmiyorum. Müthiş bir bağı var şeftalinin ve anneannemin benim gözümde. Çok güzel, çok kıymetli. De, İnsan çocukluktaki bazı şeyleri hiç unutamıyor asla, değil mi? Minicik dokunuşlar, minicik sözler. Aynen öyle. Hep aklında kalıyor. Şimdi bu tartı yaparken, tart diyeyim artık buna. Püf noktası şu. Tereyağının dolaptan çıkmış soğuk olması icap ediyor. Ki o kıtırlığı alabilelim bundan. Tereyağı soğuk olacak evet, bu tarifte. Şimdi peki, iki kaşık da şeker koyuyorum. Ama dediğim gibi buna iki kaşık değil de bir kaşık şeker koyup tuz oranını birazcık daha arttırıp bunu tuzlu da yapabilirsiniz. Ne koyabilirsiniz içine? Önceden kavurduğunuz ne bileyim tavuk koyabilirsiniz, mantar koyabilirsiniz. Bu böyle kendi kıtırında şahane lezzetli bir tart hamuru oluyor. Çabuk kurulan bir hamur. Bir gece dolapta bekletirseniz şahane sonuç alırsınız hamuru. Oh. Beklemek için vaktiniz varsa. Beklemezseniz şimdi benim yaptığım gibi biraz daha zor işleniyor ama muhteşem bir sonuç. Her şekilde lezzet muhteşem ama her şekilde güzel. Evet. Şimdi şekerimi koydum. Soğuk buz gibi tereyağımı koydum. Biraz biraz unumu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlayacağım. Ve soğuk suyum var. Birazcık soğuk tereyağı, soğuk su. Evet. Peki. Bu son derece malzemesi az ve lezzetli bir hamur olacak. İçi içinde ben şeftali tercih ettim ama yaz mevsimi mesela şimdi kayısı var. Kayısıyla da yapabilirsiniz bunu. Ne kadar güzel olur. Çok güzel olur kayısıyla da. Yazın en özlediğim şeylerden biri meyveleri galiba. Ben de karpuz mesela. Karpuz benim için çok önemli. Ben hamileyken bile sadece karpuz istedim. Ah canım benim, ben de şeftali. Bak işte tercihler değil mi? Evet, insanın sevdiği şeyler. Ben yazın evde karpuz bitince üzülüyorum. Ay karpuzunuz yok mu bilen diyorum. Allah herkesin evine bolluk versin, amin, bereket versin, amin, inşallah. Kesinlikle. Gördüğünü aratmasın. Evet. Bolluk da bereket de önemli ama tüketirken de bak ne kadar güzel oldu. Evet, hepsini tamamladım. Benden güzel sarmadı mı? Lütfen yönetmenim bakar mısın? Rica ederim Meltem abla. Senden gördüğüm bak, kadarıyla yandan çok yandan. Güzel. Bunu şimdi fırına atıyorum. Ne oluyor bunlar? Şimdi bunun üstüne birazcık zeytinyağı gezdirirsem tamam, şöyle. Mürfe hamurları şey olacak. Mesela o mürfe hamurların üstüne isterseniz yumurta da sürebilirsiniz. Ama köfteyle birlikte yumurta sürdüğün zaman biraz yumurta kokusu oluyor. Onun için ben hiç sevmiyorum. Olmasın yumurta şimdi kokusu. Şimdi köfteler hafif kendi suyunu bırakacak kıyma. Mürfe hamurları güzelce kızaracak. Sonra bunu sosla afiyetle yiyeceğiz. Batıra efendim, batıra, bandıra bandıra, bandıra yiyeceğiz. Bandıra bandıra yiyeceğiz. Evet. Harika. Şimdi birazcık su ilave ediyorum azıcık. Ve şekil vermeye. Ne kadar pişecek Meltem abla bu arada? Yaklaşık 30-35 dakikada 180 derecede. 180'de. Böyle çıtır çıtır şahane bir şey oluyor. Şimdi, evet, şeftalili galetta. Evet. 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı şeker, 200 gram soğuk tereyağı. Yani hı-hı, dolaptan o an çıkmış tereyağı. Bu tereyağlarını dolaptan çıkarıp kesmek zor olur derseniz daha önceden kesip kesik halde kaldırabilirsiniz. Bu da iyi bir yöntem. Evet. Hı-hı. Harikasın. 1 yemek kaşığı soğuk su, 1 tutam tuz, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı toz şeker, 4 şeftali, 2 yemek kaşığı esmer şeker ve kenarlarına sürmek için yumurta akı ve 2 kaşık sütümüz var. Hamur oldu. Evet. Hamur oldu. Sert bir hamur. Bak değil, böyle çok çok işlenmesi kolay bir hamur. Evet, o çok güzel. Aslında. Hı hı. Ama dinlenince daha güzel bir hamur haline geliyor. Bu hamurda kabartma tozu yok, vanilya yok, evet, hiçbir şey yok. Tereyağı, un ve birazcık su. Çok azıcık da şekerle açtık bu hamuru. Hı hı. Hemen şöyle karıştırma kabımı kenara alıyorum. Şeker, ve tereyağı, su. Evet ve unla açtı. Mısır nişastası koydun mu? Mısır nişastasını şeftaliye koyacağım. Şeftali. Onu da niye koyuyorum? Mısır nişastasını şeftaliye. Şuradan şöyle kesivereyim dedim. Hı hı, tamam. Heh, geldi. Bunu da niye koyuyorum? Şeftali sulu ya. Suyunu bırakmasın. Suyunu bıraktığı zaman hamuru ıslatıyor. Aslında bizim istediğimiz böyle kıtır kıtır, kıyır kıyır bir hamur. Evet. Mesela bununla alakalı başka tüyolar da verebilirim şeftali tamam, yerine. Şeftaliyi koy da mesela şeftalinin altında şöyle bir zemin yapabilirsiniz. Fındığı rondodan geçirin. İçine azıcık tereyağı atın. Birazcık pudra şekeri atın. Fındık böyle iyice fındık ezmesi kıvamına gelsin. İşte bunun üzerine onu sürüp onun üstüne şeftali koyabilirsiniz. Güzel. O da lezzeti arttırır. Fındık hani belki bütçesini biraz arttırır tamam, bunun. Hı-hı. Ama nihayetinde
lezzeti arttıracak güzel bir şey. Merdanemi unutmuşum, hemen geliyorum. Tamam. Merdane gelirken Meltem ablanın açmış olduğu hamuru görüyoruz. Diyor ki biraz bekletirseniz daha kolay işlenir. Evet. Şimdi şuradan birazcık daha keseceğim yine aynı yöntemle. Ne yapıyorsun, çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle ikisinin arasında açacağım. Oo. Peki. Birazcık büyüteceğim ikisinin arasında. Şöyle koydum. Şöyle şöyle. Aa, süper işte. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Her zaman olduğu gibi. Evet. Bu böyle çok hayal ettiğiniz gibi çok böyle şahane şekilli bir şey değil. Tamam. Hamur şekli değil. Biraz daha bulmuş olsun. Çok hiç tamam. Önemli değil şekli. Çünkü lezzetini yiyince, bunun tadına bakınca hiç şeklini düşünmeyeceksiniz. Ön yargılıyız işte hayatta bazı şeylere karşı. İlişkilere, yiyeceklere. Eğer şekli istediğimiz gibi değilse, tipi istediğimiz gibi değilse. Değil mi? Ne bileyim, dişleri istediğimiz gibi değilse falan. Yani insanları da, olayları da, her şeyi aslında biraz ön yargıyla yaklaşınca mundar ediyoruz Meltem abla. Bir şey söyleyeyim mi? Çok sevince ne dişini görüyorsun, ne saçını görüyorsun. Yani sevmek lazım. Aynen. Hayatta severek başlamak lazım. Evet, bir de sevmeyi bilmek lazım. Evet. Bazı insanlar belki de bilmedikleri için. Mesela geçenlerde bir arkadaşım dedi ki, yani ben duygusal paylaşımın ne olduğunu pek bilmiyorum dedi. Yani hiç benlik bir şey de değil dedi. Yani bazı insanlar olaya tamamen mantık çerçevesinde bütün olaylar öyle yaklaşabiliyor hayatın onun üzerine. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum, tartışılır tabii ama. Evet. Yani ben hep duygularımla hareket eden birisi olduğum için çok anladığım ve algıladığım bir şey değil bu. Benden de o kadar. Ben de nasıl falan dedim ama bazı insanlar böyle yaklaşabiliyorlar. Biraz daha mesela Yelda, aynı yakın arkadaşım, daha mantık süzgecinden geçirir her şeyi. Her sözü, her hareketi. Ben de duygusal, ay ne kadar tatlı bak öyle evet. Falan filan. Hemen üzülen, hemen acıyan, hemen şey yapan, hemen duygusal bağ kuran birileriyiz evet, aslında. Çok biz. Doğru bir şey söyledin, duygusal bağ. Hemen. Evet. Şimdi nişastam var. Geldi. Nişastamı şöyle koyuyorum üzerine. Şimdi bunu karamelize etmek için, yani o şeftali karamelize bir tat alsın diye esmer şeker kullanıyorum. Hı-hı. Her zaman söylüyorum mutfakta ne varsa diye. Eğer yoksa normal şeker de koyabilirsiniz. Bunu da üstüne ilave ettim. Hı-hı. Ve harmanlıyorum elimle. Şöyle güzelce harmanladım. Şimdi demin anlattığım fındığı bunun zeminine sürebilirsiniz. Oo, çok güzel kıtırtır olur. Lezzet arttırır. Mesela bunun zeminine çikolata sürebilirsiniz. Hani bunlar aklınızda olsun. Hamur güzel ya. Şöyle. Ay müthiş. Şimdi bu nişasta sulanmasını engelleyecek. Bu böyle bol meyveli bir şey. Sulanmasını engelleyecek ve hamurunuz kıtır kıtır olacak. Bunu eve gidip koşarak yapmak falan istiyorum. Yani müthiş bir... Değil mi? Müthiş bir tarif bu. Şimdi, hanımlar mutlaka anlatalım. Şeftali galette. Soğuk buz gibi yiyeceğiz bir de bunu sonra. Değil mi Meltem abla? Evet, çok güzel oluyor. Kıtır